Evet kıymetli dostlar, golbar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu videomuza hoş geldiniz. İnşallah bir beğeniyi çok görmezsiniz. Şimdi dün bir canlı yayın yaptık geceleyin. Ama canlı yayını mı biz yaptık, canlı yayın mı bizi yaptı anlamadım. Sorulan sorular genellikle benim verdiğim duyumların aynısı. Yani işin komik tarafı. Yani ben ne duyum verdiysem, videolarda hangi içerikten bahsettiysem onlar soruluyor. Tuhaf geldim. Her şeyi bir tarafa bıraktım ama yani arkadaşlar bazı şeylerde de gerçekten hayretler içerisindeyim ya. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Neyse. TFF'den Arda Güler açıklaması. Amirli takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanın sırasında televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk milli takım için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemli hatırlatırız. Ben bu açıklamaya gram inanmadım. Gram inanmadım. Yani Ebu Leheb Müslümandı deseler daha inandırıcı olurdu. Yani herhalde Ebu Leheb Müslüman deselerdi ben daha çok inanırdım. O yüzden ben gram inanmadım. İnanan varsa aranızda elimde sattık köprü var. Onu da verebilirim. Yani evladına sahip çık Türkiye. Evladına sahip çık. Bugün Arda Güler'e, yarın belki Beşiktaş'ta Semih'e, yarın belki Fenerbahçeli başka bir çocuğa. Yani evladına sahip çık Türkiye. Hashtag'i dünden beri gündemde. Boşuna değil. Şimdi arkadaşlar Moise Kean. Moise Kean. Bu isim çok önemli bir isim. Bu isim niye önemli biliyor musunuz? Bu isim Juventus'ta kiralıktı. Juventus sonra bu ismin bonservisini aldı. Ancak bonservisini aldıkları futbolcuyu bir türlü oynatmadılar. Bir türlü oynatmadıkları futbolcu da yani bu sezon golü yok, asisti yok, takımdan ayrılmak için can atıyor. Haliyle bu futbolcu takımdan ayrılmak için can atarken Fenerbahçe'nin de bu çocuğa ilgisi var. Zaten daha önceden ilgimiz vardı bizim. Biz bu çocuğu çok önceden istedik. Ama bir şekilde olmadı. Yollarımız kesişmemişti. Şimdi tekrar istedik. Arkadaşlar açık söyleyeyim. Ben pazarlığa dair bir bilgiye sahip değilim. Yani biz kaç istedik? Onlar kaç istedi? Kaç teklif ettiler? Kaç verin alın dediler? Hiçbir bilgim yok. Ama şundan çok eminim. Fenerbahçe almak için bütün tuşlara basıyor. Bu bir. İkincisi, hani bu zayıf duyum olduğu için söyleyeceğim. Nedir zayıf duyum? 15 milyon euro bonservisini istediklerine dair zayıf duyum. Ha, doğru olmayabilir bu arkadaşlar. Ama doğruysa bile Fenerbahçe 15 milyon euro dahi vermek istemiyor futbolcuya. Hani diyor ki bak bu sene gol sayısı belli, asist sayısı belli, düşüşte olan bir futbolcu, performansa düşmüş. Ya arkadaş sözleşmesini uzatıyor musunuz, ne yapıyorsanız yapın, sözleşme uzatın. Bize satın alma opsiyonu kiralık verin diyor. Haksız mı Fenerbahçe? Haklı. Sonuna kadar haklı. Yani madem çok sevdiğiniz, beğendiğiniz oyuncu böyle yapın. Madem beğenmediğiniz oyuncu o zaman başka türlü bir şey yapın diyor. Ben Fenerbahçe'ye hak veriyorum. Her iki durumda da hak veriyorum. Ama hak vermediğim nokta şu. Abi bakın burası bir şey merkezi. Duyum merkezi. Video merkezi. Doğruların konuşulduğu merkez. Lütfen bana kızmayın. Ben Fenerbahçeli duygularımla söylüyorum bunu. Ali Koç ilk başkan seçilirken ne dedi? Benim dedi Juventus başkanından aram iyi dedi. Göreceksiniz oradan futbolcu alacağım dedi. Barcelona başkanıyla aram iyi dedi. Göreceksiniz ben oradan futbolcu alacağım dedi. Aramızda kalsın ama nerede bu futbolcular? Çağırdığın futbolcular neredeler Osman derler adama. Ya neredeler? Nerede bu kadar futbolcu? Hani Barcelona ile iyiydik. Hani ne bileyim Manchester United ile City ile iyiydik. Ne bileyim Tottenham'la iyiydik. Ya iyi olduğumuz takımlardan niye hiç futbolcu gelmiyor? Çağırdığın futbolcular neredeler Osman demezler mi adama? Ben Moise Kean konusunda yönetime yakın bir kaynağımdan şu duyumu da net duydum söyleyeyim.
%100 doğru. Keane'i almak için çok uğraşıyoruz. %100 doğru. Üyelerine de bu şekilde aktarabilirsin diye. Ben aldığım duyumu aktarıyorum. Diyeceksiniz ki bu doğru çıkar mı çıkmaz mı? Arkadaşlar çıksın çıkmasın. Yönetime yakın kaynak. Kendilerini rezil ederler, beni değil. Samardžić çok yetenekli bir futbolcu. Doğru. Fenerbahçe'ye ister misin? Deliler gibi isterim. Manyak gibi isterim. Fıttırarak isterim. Peki gelecek mi? Hayır. İyi de hocam herkes yazmış sosyal medyada aldık diyor, görüştük diyor, şu kadar diyor. Valla ben herkes olmadığım için muhtemelen yaklaşık 70 bin takipçi burada var. Hızla büyüyen 4610 yazan takipçi de diğer kanalda var. Benim duyumlarıma göre gelmeyecek arkadaşlar. İstedikleri bonservis bedeli 25 artı sonraki satıştan pay. Ben size soruyorum. Biz 25 artıya futbolcu alsak, sonraki satıştan pay alsak, biz o futbolcuyu niye alalım? Biz 25'ten yukarı satma ihtimalimiz binde birin altında. Yani 25 futbolcunun piyasa değeri 40 yazsa, biz 25'e alsak satma ihtimalimiz yüksek. Yani 25'in üstüne %15, %20, %50, 40, 60 neyse. Ama şimdi imkansıza yakın. Ha ne olur? Fred'i Arabistan'dan isteyen takımlar vardı. Deriz ki ulan deriz, Fred'i isteyen var. Gençleşme operasyonu yapalım. Fred'i 35'e isteyen vardı. 35 isteyene 50 deriz. Onlar da bir gaza gelirler, 50 verirler. Sen de gidersin 25'e bu çocuğu alırsın. Tamam derim. Ama onun dışında başka bir ihtimal yok arkadaşlar. Beklemeyin. Anlaştık. Ha inşallah gelir. İnşallah. Yani ben istemiyor muyum? Manyak gibi istiyorum. Çılgın gibi istiyorum ama... Ben doğruları söylemekte mükellefim. Çağlar Söyüncü. Bak Çağlar için de diyorum ki %100 alacağız. Kaça alacağız hocam? 6 milyon euroya. Ne zaman hocam bu kadar emin konuşuyorsun? Belki yarın. Belki yarından da yakın. Belki yarından da uzak. Belki 5 ay sonra. 5 ay değil. Belki 2 ay sonra. Belki 1 ay sonra. Belki hemen şimdi. Ama alacağız. Hocam niye bu kadar eminsin? Ben size harbi harbi görüşmeyi anlatayım. Biz Çağlar'ı ilk aldığımızda bize dediler ki oyuncunun 6 milyon euro imza parası almış Çağlar. Biz bu 6'yı çıkartmak zorundayız dediler. Biz de Çağlar'a dedik ki 6'yı çıkartmak zorundalarmış. Şöyle böyle ücretsiz kiralayın dedik. Oyuncu parlasın. Yanaşmadılar. 2 milyon euro da 2 milyon euro dediler. Orada Çağlar Söyüncü oradan alacağı imza parasından feragat etti. Sonra dedi ki eğer ben Fenerbahçe'ye gitmek istersen, Fenerbahçe beni beğenirse bonservis olarak ne kadar istersiniz? 6 milyon euro dediler. Yalnız bu yazılı olarak değil sözlü olarak söylendi. 6 milyon euro dediler. Fakat Çağlar Fenerbahçe'de tuttu. Parladı. Şimdi 12 milyon euro istiyorlar. Fenerbahçe yönetimi de daha doğrusu Ali Koç bizzat Çağlar'ı aradı. Dedi ki dünyada yansa seni alacağım dedi. Geçen sefer de aynısını yaptı Ali Koç. Dünyada yansa seni alacağım dedi. Sen ne yap et dedi. Kulübüne resti çek. De ki 6 milyon euro demiştiniz. Onu uygulayın dedi. Dedi. 6 milyon euroya verirlerse alacağız. Vermezlerse Çağlar orada oynamayacak. Hocam iyi de bu çok özür dilerim nokta noktalık değil mi? Bak Kent bizde nokta noktalık yapıyor, oynamıyor, kızıyoruz. Kentinkiyle bu aynı değil. Biz Kent'e desek ki seni şuraya kiralıyoruz. Opsiyonun da işte 4 milyon euro, 5 milyon euro. Kent oraya gitse, parlasa gelse, 5'e biz vermesek, Kent oynamasa bizim yaptığımız nokta noktalık. Yani bunu onunla karıştırma. Bu başka bir dünya. O da başka bir dünya. Ama ben en de sonunda alacağımızı söyleyeyim. Lukaku. Ya Levent Ümiterol aldık diyor. Öbürü aldık diyor. Beriki aldık diyor. Herkes aldık diyor. Benim kaynağım diyor ki ufak rütuşlar kaldı. Hani görüşmeler sürüyor. Ufak rütuşlar kaldı. Kesin aldık demiyor. Almadık da demiyor. İptal de demiyor ama görüşmeler sürüyor. Ufak rütuşlar kaldı diyor. Ufak rütuş ne demek? Tam olarak transfer bitmedi demek. Tam olarak bitmeyen transferi de ben size bitti olarak aktaramam. Ama oyuncu belki de şeydir. Milli takımının olduğu grubu gördünüz. Herkesin 3 puanı var. Muhtemelen diyordur ki ben milli takımıma odaklanayım diyordur. Yani süreç bu. Ama ben eninde sonunda Lukaku'nun olabileceği görüşüyorum. Çünkü Dzeko kaldıysa, ikinci forvetin 4 milyon euro alıyorsa as forvetin de en az Dzeko kadar olmalı. Sana güven vermeli. Ama ben Dzeko'nun 4 milyon euro alan ikinci forvet olmasından memnun değilim. Onu da söyleyeyim. Keşke kıpır kıpır bir forvet alsak diyorum.
Lindelöf, Casemiro, iki futbolcu için 20 milyon euro verdiğimiz yazılmış. İki futbolcu için resmi görüşmelere başladığımız yazılmış. Günaydın arkadaşlar. Herkese mutlu sabahlar diliyorum. Haftanız güzel olsun. Güzel bir pazartesi günden selamlar olsun. Bir haftadır diyorum. Vicdansızlar, bir haftadır. Sosyal medyada konuşulmazken Casemiro diyorum. Bir haftadır sizinle şu tartışmadayız. Eski Casemiro değil. Lan nasıl eski Casemiro değil? Son döneminde adam sakatlıktan döndü. Çatır çatır oynamaya başladı. Eski Casemiro kadar oynuyor. Real Madrid dönemindeki değil. Lan tabii de Real Madrid dönemindeki değil. Real Madrid dönemindeki olsa her sene 70'e 80'e 90'a o takımdan o takıma sıçrama yapar. Yani bazı şeyleri de siz abartıyorsunuz ya. Biz Casemiro'yu 9'a ver, Lindelöf'ü 6'ya ver, sevdalısıyız. Hani maksimum bu fiyatlara. Yoksa birini 5'e, birini 3'e verse yine alırız yani. Keşke verseler. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Morata, ben Morata'nın geleceğini zannetmiyorum. Yani ihtimal vermiyorum artık. Çünkü 15 istiyorlardı. Gizli bir madde ortaya çıktı. Serbest kalma bedeli 12 milyon euroymuş. 12 milyon euro olmasına rağmen bizden 15 istiyorlarsa bu takım söğüşçüdür. Bunlardan uzak durmak lazım. Hatta eğer resmi olarak görüşecek bunları FIFA'ya da şikayet etmek lazım. Bak serbest kalması 12'ymiş ama bize 15 dediler diye. Ciddi de bir tazminat almak lazım oradan. Onu da söyleyeyim. Batshuayi istediği yere gidebilir. İstediği yere oynayabilir. İstediği yerde devam edebilir. Hocam 3. forvet konumuna düşeceği için yıllık ücret verilmemiş falan filan. Bu Ali Koç'u savunmak. Hocam bir 2 milyon euro daha ekleyip de para veremedi. Bu da Ali Koç'u gömmek. İkisi de yalan. Çünkü Mourinho'ya söyleniyor. Mourinho'ya deniliyor ki işte şu kadar versek devam eder. Vermeyin diyor. Futbolcuya ben gelmeden görüştüm. Devam etmek istiyorum dedim. O da her türlü kolaylığı sağlarım. Devam ederim. Birlikte devam ederiz dedi ama şimdi çıkıp menajeri böyle böyle yapıyorsa bu sıkıntı diyor. Şimdi bendeki duyum şu şekilde. Ama diyeceksiniz ki Ali Koç'u savunuyor. Savunmuyorum. Bendeki duyum bu. Futbolcunun menajeri Galatasaray'a gidiyor ki Fenerbahçe 3 verdi. Siz de verin. Yoksa Fenerbahçe'ni imzalayacağız. Uzun zamandır görüşüyor menajeri. Bu Galatasaray kulübü de 3 yıllık ücret veriyor. Fener imza parası verdi diyor. 1 milyon euro. Siz 3 verin diyor. 3 veriyor. Sonra da Fenerbahçe yönetimini arıyor. Diyor ki Galatasaray yıllık 3 milyon euro verdi. 3 de imza parası verdi. Siz niye hala 1 milyon 750 binde kalıyorsunuz? Teklifinizi yükseltin yoksa Galatasaray'a imza atıyoruz. Rezil olursunuz diyor. Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho'ya soruyor. Jose Mourinho diyor ki direkt olarak şunu söyleyin. Hatta Fenerbahçe yönetimi 1.750'den 2.1'e çıkmıştı yıllık ücret. Yani 2 milyon 100 bin euro verecekti. Mourinho diyor ki tekrar fiyatı düşürün. Fenerbahçe diyor ki 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret, imza parası da yok. Kabul ediyorsanız buyurun, etmiyorsanız istediğiniz takıma gidebilirsiniz diyor. Batshuayi menajeri şok, iptal. Ha Galatasaray sosyal medyada şeyleri çok olan bir isim. Birbirlerini takip ediyorlar. Biz burada aman Fenerbahçe'deyiz, birbirimizi takip edelim, Kadıköy sokak büyüyelim, Twitter'da takip edelim diyoruz. Kimse takmıyor da. Herifler bunu iyi yapıyorlar. Galatasaray birbirini iyi takip ediyor. Görün bakın yarın bir gün kapı açıklama yaparlar. Bilmem şu kadar bu kadar diye ama büyük cesaret ister. Herkesin 3 dediği şeyi bu şekilde anlatmak da büyük cesaret ister. Bakalım nasıl olacak. Manchester'ı konuştuk. Jose Mourinho'yu konuştuk. Ali Koç, Edin Dzeko, Miguel Crespo, João Pedro, Emir Ortakaya, Emre Mor, Bartu Elmaz, Umut Nayır, Emre Demir, Thiago Çukur, Burak Kapacak, Zayt, başka hatta Samet Akaydın, Luan Perez, bunların hepsinin kaderi topuk yaylası tesislerinde ve sonrasında belli olacak. Samet Akaydın biliyorsunuz milli takımda olduğu için topuk yaylası tesislerine yetişemeyecek, sonra gelecek. Hal böyleyken yani nasıl olacak tam bilmiyorum açıkçası ama talipler olursa o da değerlendirilir ama birçok futbolcumuz için değerlendirilecek. Ben size daha önce ne dedim? 4 gün 5 gün yeterli dedim. 29 Haziran Cumartesi günü sabah 10.30'da hazırlık maçımız var. Şu an için yayınının olmadığını biliyorum. Fenerbahçe TV'den tekrarını yayınlarlar ya da canlı yayınlarlar. Bir şey diyemem. Ama yayın yok diye biliyorum ben. Ben onu söyleyeyim size de. Sonraki maçlar zaten SEA Sport Plus'ta olacak. Onları izleyebiliriz birlikte. Canlı yayınlar falan da yaparız inşallah. Hani durum bu. Peki hocam sence ben size bir şey söyleyeyim mi?
Benim aklıma bugün bir şey geldi. Duyum olarak değil, şimdi yorum olarak söylüyorum. Bir kardeşiniz olarak yorum yapıyorum. Ben de sizden biriyim şu anda. Mustafa Hoca'ya da sormuyorum. Mantık yürütüyorum. Ferdi var. Levent Mercan aldık. Sol tamam. Osayi var. Mert Müldür var. Sağ da tamam. Sağ bek, sol bek bitti. Ciku, Bekao, Osterwolde. Çağlar'ı kesin alır diyor Mustafa Hoca. Onu da sayalım. Emir Ortakaya 5. Luan Perez 6. Serdar Aziz 7. Samet Akaydın 8. Lan bizim 8 tane stoperimiz var. 8. Çağlar'ı saymıyorum, daha transfer olmadığı için 7 stoperimiz var. Hocam en az 3'ünün gitmesi lazım. Yani en az 3'ü gitmezse Mustafa Hoca sana da inanmam, başkasına da inanmam demeniz lazım. Serdar Aziz'in ben gideceğinden eminim. Luan Perez'i göndereceğiz 2. Samet Akaydın kulüp bakıyor 3. Gitti diyelim. Osterwolde, Ciku, Bekao, Emir Ortakaya kaldı. Bunlara bir de Çağlar eklersen tarihi bir Fenerbahçe stoper hattı kurmuş olursun bence. Ama aynı Emir Ortakaya'yı da çok isteyen var. Çok talip olan var. Oynama garantisini isteyen Süper Lig takımları var. Bence gönderilebilir ama bir Mourinho tedrisi altından geçsin. Mourinho bir incelesin futbolcuları. Sonra zaten bakarız duruma. Yani durum bu. Hal böyleyken ben mesela Lindelöf'e kendim bile inanasım gelmiyor. Diyorum ki lan bu kadar stoperim varken Lindelöf'ü nasıl alacaksın diye. Ben inanmıyorum. İnanmaya Lindelöf duyumları veriyorum. Ben sizin yeriniz olsam inanmam Lindelöf'e. 7 tane 8 tane stoper saydım. Ha Çağlar'a inanın, bak ben kefilim bu duyuma. Ya, sağlam yerden duyumum var. Ben kefilim. Çağlar'a inanın. Gerçekten inanın Çağlar'a. Çünkü Çağlar'a ben kefilim. Ama diğerlerine bir şey söyleyemiyorum. Yorum yapamıyorum. Onu söyleyeyim. Bize bak, İsmail var. Crespo var. Bartu Elmaz var. Fred var. Zajc var. Krunic var. 6. Şimanski var. 7. Emre Demir var. 8. Hal böyleyken bu 8'den en az 4'ünün 5'inin gitmesi lazım ki transfer gelsin. Ki bence bir 6 alacağız. Bir 8, bir de 10 alacağız. Bence 3 tane orta saha alacağız. Çağlar da saydım 4. Tadic Kent var. İrfan, Cengiz, Emre Mor var. Bence 5'inden 2'si fazlalık. En az 2'si fazlalık. Ya da en az 1'i fazlalık değil mi? Kent gidecek olsa. Sola birini alacağız ya. Etti sana 5 transfer. Bir tane daha forvet alsan 6 transfer. Yani an itibariyle Fenerbahçe eğer kadroyu bozmayacağım, ben öyle yapmayacağım derse 6 transferi %100. Ama bozacağım derse de gidenin yerine gerisi gelir. İşte Osterwolde'yi satarsın, başkasını alırsın. İşte ne bileyim, şunu isteyen varsa bu olur, şöyle olur, böyle olur. Yani Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki aslında 6 transfer bu arkadaşlar. Yani 6 transfer arkadaşlar. Yani 6 transfer bence %100. Yani Fenerbahçe'nin %100 6 transferi desem, diyorsunuz ki hocam diyorsun, nerede 6 transfer? İsim ver bize, şöyle böyle. Ya biz çok isim kullanılıyor. Orta saha için bile 5 isim var. Yani sadece 6 numara mevkisi için 5 isimle görüşülüyor. Yani işte o isim, bu isim, şu isim. İşte Lukaku konuşuluyor. Charlotte'a danışıldı, olmadı. Morata bak gündemi meşgul etti. Yakın zamanda Sterling konuşuyorduk. Kimmin son falan filan konuşuyorduk. Ne oldu? Mane konuşuyorduk. Öyle değil mi? Talisca konuşuyorduk 10 numaraya. Bilmem Rafa Silva konuşuyorduk. Anladınız mı arkadaşlar? Hepinizi seviyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Siz bu videoyu izlerken ben belki Antalya yolunda olabilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.